İyi akşamlar efendim. Akıl Odası'ndasınız. Hoş geldiniz. Beni esas etkileyen bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında onda gördüğüm, hatta biraz çocuksu da diyebileceğim heyecan diyeceğim. Bir heyecan. Yani bunca hepimiz belli bir yaşı geçmiş insanlarız. Bunca senenin verdiği işte devlet yönetiminde verdiği bir şeylik var. Sorumluluk var üzerinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Ama bugünkü konuşması ve üstelik Türkiye'nin gündeminde işte sonuçta sert tartışmalar filan. Sert tartışmalar ama dolu tartışmalar mı onu bilmiyoruz. O ayrı konu. O ayrı konu. Yani ama onların içinden sıyrılıp geldi bugün. Ama bu konuya son derece keyifle ve heyecanla. Heyecanlıydı yani. Doğru kelime o. Evet. Bu fevkalade etkileyici. Umarım bu etki, bu heyecan, bu etki alt kademelere de, katmanlara da yansır. Türkiye'nin üniversitelerine yansır, medyasına yansır, gençlerine yansır. Konuşmanın tabii siyaset sayabileceğimiz bölümleri de var ama onları bir tarafa koyarsak şayet dış politikayla ilgili evet, falan taraflarını bir yana koyarsak onun ötesinde yani tam bir şey tetikleyici. Yani bir an önce şunlar bitsin, ikinci ona geçelim konuşması var. Evet, öyle. Yani düşünebiliyor musunuz? Türkiye'nin işte Ay'a bir ulaşma, araç gönderme, insan gönderme uzaya, yani bütün bu astronot hatta uzay limanı işletmesi. Evet, bir uzay limanı işletmesi. Bu mesele biraz kompetanlık meselesi. Benim bu konuda söyleyebileceklerim çok çok sınırlı, muhtemelen ihmal edilebilir cinsten. Neticede ben bir sosyoloğum, yani bir sosyal bilimciyim, bir mühendis değilim. bu açıdan baktığımda şunu görüyorum ben. Türkiye'nin bir modernleşme hikayesini görüyorum. Buradaki yerine koymak lazım bugünkü açıklamaları veya bundan sonra yaşanacak şeyleri. Bu çağdaşlaşma işi bizde, çağı yakalama, çağın standartlarını yakalama işi bir tarafıyla kültür alanına yüzünü gösteriyor. Orada Kızılcık Kıyamet kopuyor. Yani büyük kavgalar var. Diğer tarafıyla baktığınız zaman, başka bir yüzüyle baktığınız zaman çok maddi boyutları var bu modernleşmenin. Yani nedir o? İşte bir mühendislik sıçrama yapacaksınız. İki, kurumsal hayatınızı modernliğin icablarına uyduracaksınız. Orada çok kavga yok. İşin ilginç tarafı. Yani şimdi bakıyorsunuz mesela Tanzimat adamları okullar açıyorlar. O okullardan öğrenciler yetişiyor. Tanzimat paşalarıyla kavga ediyorlar. Değil mi yani genç Osmanlılar. Sonra Jön Türkler falan. Yani şimdi bunların düşünce dünyasına baktığınız zaman memleketin bayındır hale getirilmesi. Yani bir mühendislik sıçrama yapma konusunda ittifak var. Yani fark etmiyor. Veya Cumhuriyet bunu devralıyor. Şimdi Cumhuriyet'e dönük olarak koyduğunuz zaman her bir kilit figürün nasıl anılacağı konusunda ilginç birikimler var. Yani mesela Cumhuriyet'i kuran parti, Cumhuriyet Halk Partisi işte 10 yıl geçiyor ve diyor ki işte bütün memleketi demir yollarıyla, demir ağlarla ördük. Şimdi bakın bunu söylüyor yani. Peki Menderes'i nasıl hatırlıyoruz? Karayolu siyasetleriyle. Süleyman Demirel'i nasıl hatırlıyoruz? Barajlar. İşte Turgut Özal'ı nasıl hatırlıyoruz? Elektrifikasyon. Değil mi? Yani sayıda da katılabilir. Evet yani ama esas elektrifikasyondur yani onun başarısı. Yani dolayısıyla yani bunlar aslında geleceğe ne kalıyor sorusunun da cevaplarını söylüyor bize. Çünkü sonuçta ne kalıyor? Yani kavgalarınızdan pek bir şey çıkmıyor da yani ittifak edilen şeylerde ne kalıyor meselesi.
Şimdi Erbakan eğer fırsat bulup iktidar olsaydı o da işte motor fabrikaları filan diyecek. Yani bu değişmiyor. Şimdi baktığımız zaman hep eksikliği. 10 yılda demir ağlarla öremediler yani. Bir kısım belki ağları yaptılar. Sonra devam etti. Bunu mesela Adalet ve Kalkınma Partisi bence çok üst bir seviyeye getirdi. Değil mi? Yani bunu herkes söylüyor. Karayolları diyorsunuz. İşte Menderes'in başlattığı bir şey. Bunu gene sahiplenen ve son açılımına taşıyan Adalet ve Kalkınma Partisi. Elektrifikasyon gene aynı şekilde. Barajlar aynı şekilde. Bu işler durmuyor yani. Bu işler durmuyor. Önemli olan burada bir marjinal ne yapılıyor meselesi. Yani bir marjinalite yakalamak durumundasınız. Bugün ben Sayın Erdoğan'ın konuşmalarında o marjinaliteyi yakalamış bir insanın... Türkiye'nin bu konuda bir vizyon ortaya koyması son derece önemlidir. Yani bu vizyonlar hayaldir bir kısmı ama hayallerin çoğunun gerçekleştirilmek üzere yapılır. Eğer resmi olarak ülkenin böyle bir vizyonu yoksa zaten ne eğitim sistemi ne onun dışında Ar-Ge çalışmaları o istikamette ilerleyebilir. 2018 yılında tabii Milli Uzay Ajansı'nın ve bunun yönetmeliğin yayınlanmasıyla birlikte hatta bugün de bir kısım gazetelerde eleştirel gözle işte kuruldu da ne oldu vesaire filan. Yani birdenbire kurulup da uzaya bir roket gönderip yapacak hali yok. Bu uzun soluklu bir süreç. Diğer ülkelerin geldiği aşamaları biliyoruz. Türkiye tabii buna adım adım geldi. Yani 90'lı yılların ortalarında TürkSat uyduları ilk fırlatıldı. Şu anda Türkiye dünyada uyduda uzayda uydusu olan 30 ülkeden biri. 7 tane 6'sı aktif 7 tane uydumuz var. Ve bunlardan 3'ü TürkSat aktif olanlar. Askeri uydularımız var. Göktürk serisi bir de meteoroloji uydularımız var. Burada bizim için önemli olan iki konu var. TürkSat 6A ile Göktürk 3'ün artık bundan sonra tamamen yerli imkanlarla üretilmesi projelendirildi. Bu son derece önemli bir aşama. Diğeri de Ağustos ayında Sayın Cumhurbaşkanı'nın roket sandığı açılışına katıldığı uzay fırlatma ve ileri teknolojiyle uzun bir isim var. Bir merkezin açılışı yapıldı ve burada bir video izletildi. Esasında Türkiye ilk milli roketi diyebilirim. Yani 130 kilometreye kadar çıkan bir roketi başarılı bir şekilde fırlatma denemesini gerçekleştirdi. Bu 100 kilometre sınır olarak kabul ediliyor ve Türkiye bu 100 kilometre sınırını geçmiş oldu. Bu ne işe yarayacak bu sistem? 2025 yılı içinde ki o zamana kadar hedefleniyor ama proje önde gidiyor şu anda. 100 kilogram ve altında olan mikro uyduları, haberleşme, meteoroloji filan Türkiye 400 kilometre uzaklıktaki yörüngeye kendi imkanlarıyla yerleştirme imkanına sahip olacak. Çünkü bu uyduların bir en son TürkSat 5B Elon Musk tarafından yanlış hatırlamıyorsam atılmıştı. Bunun tabii maliyeti oldukça yüksek. Yani yerden atılan bir roketin maliyeti bu Türkiye bunu kendi imkanlarıyla karşılamış olacak. Bunun dışında tabii Türkiye'de esasında akademik olarak TÜBİTAK'ta uzay araştırmaları enstitü gibi bir takım yapılanmalar var. Roket Sanayi 2012 yılında Savunma Sanayi Başkanlığı'nın bu konuda ASELSAN, ROKETSAN'la birlikte ortak geliştirilmek üzere uzayla ilgili projelerin ilk ortaya atıldığı, yani kapsamlı projeler, elbette uydularla ilgili sistemler var. Bütün bunlara baktığımızda eskiden kara, deniz, hava hakimiyet teorileri vardı. Şimdi onlara uzay hakimiyet teorileri eklenmeye başlandı. Bu isimle anılan pek çok teori var. Elbette geliştirilmesi biraz daha zamana bağlı olacak. Efendim, şöyle olmuş idi hatırlayacaksınız. Amerikan yeni yönetimi iktidara geldiğinden bu ana kadar maşallah bütün ağızlarından Türkiye'ye bizi rahatsız edecek eleştiriler, kritikler, yorumlar yapmaya başladılar. Hepsi dahil efendim. Bir tek Biden daha konuşmadı. Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı, aklınıza kim geliyorsa büyükelçileri vesaire vesaire. Artı atamalar, çeşitli atamalar yaptılar. İşte Pentagon'dur, şudur, budur vesairedir. McGurk ataması da gibi. Ve bunu yapmaya da devam ediyorlar. Bu eleştirilerin ağırlıklı bir bölümü S-400 lafzı üzerinden gelişti. Bunun kritik bir konu olduğunu, Türkiye'nin bu konuda adım atması gerektiğini ve eğer yani bizim edindiğimiz izlenim şuydu, bu konunun üzerinde Türkiye'ye abanmaya başladılar ve
bir şey beklenir hale geldi. Bu sırada da en üst seviyede olmasa dahi ara seviyelerde Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında görüşmeler, konuşmalar olmaya başladı. Nihayet bu aşamalar devam etti. Devam etti ki hala bir parçası S-400 konularıydı. Bugün söyleyelim Hürriyet Gazetesi'nin manşetindeydi. Sedat Ergün Bey'in yaptığı bir röportajla kamuoyuna yansıdı. O röportajın muhatabı Sayın Savunma Bakanı Hulusi Akar Bey'di ve dedi ki S-400'ler konusunda bir Girit modeli geliştirebiliriz. Nedir Girit modeli? İşte Yunanistan'ın S-300'leri var biliyorsunuz. Orada tutuyorlar ve deyip bir nasıl söyleyelim bunu? Bir uzlaşı platformu önerisi ortaya getirmiş oldu Sayın Savunma Bakanı. Şimdi bu tabii ki önemli bir konu bunun şu anda ortaya çıkması. Şimdi bunu biraz irdelememiz gerekiyor. S-400 konusu ilk zikredildiği günden bu ana kadar çok tartışıldı Türkiye'de. Çok tartışılmakla kalmadı. Karşılıklı tartışmalara da, ağır tartışmalara da dönüştü. Ve bugünkü aşamada da Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin hastalıklı bir boyutuna dönüştü. Bunun nasıl halledileceğine yönelik Savunma Bakanı'nın ağzından çıkan bir öneri elbette önemli, kıymetli ve iyi midir, kötü müdür konuşulması gereken bir mesele. Hani Bey buyurunuz. Şimdi zaman zaman zaten burada da programlarda konuştuk. Paşam zaten bu S-400'ler konusunda daha geniş bilgiye de sahip filan. Şurası yani herhalde işaret etmeliyiz. Amerika'nın Türkiye'deki büyükelçisi Amerikan Başkanı'nın ağzıdır. Öyle değil mi? Evet. Yani evet. Başkan konuşmadı ama buradaki büyükelçi onun adına konuşuyor. İki şeyi önemsedi. Yani söyledi. Bir, bu S-400'ler falan söz konusu olduğu vakit asla adım atamayız. Yürüyemeyiz yani de daha ileri. Bunu şeyden çıkarmalısınız. Envanterden. Yani şey demiyor adam yani. Alın da efendim işte bir yere koyun, yani kullanmayacağız filan, hayır böyle demiyor. Bunu çıkarın diyor. İki, biz PKK'ya yardım, PYD'ye yardıma devam edeceğiz diyor. Evet. İki konu önemli. Sınırlı sayıda bir gazeteci sohbeti. O gazetecilerin kimliklerini filan tartışmıyordu yani. Daha meram anlatabileceklerine inandıkları söylemiş olduğunuz kişiler, gazetecileri çağırmışlar. Peki. O, yani arkadaşlarımız da bunu bir şey olarak getirmiyorum. Söyleyeyim. Yani hem dile hakimiyetleri hem de Amerika elçiliğinin daha şey, kabili hitap gördüğü kişiler. Şimdi bakıldığında yani bunu ben mesela Türkiye'deki muhalefet partilerinin bir büyükelçinin bu şeyini çok iyi tahlil etmesi gerektiğini düşünüyordum. Yani siyasetin daha doğrusu çok ayrıntılı. Hadi iktidar partisi yarın öbür gün Biden'la yapılacak bir takım temaslar, şunlar bunlar dolayısıyla çok fazla konuşmak istemeyebilir. Yani kendini bağlayacak bir takım laflar etmekten imtina edebilir. Ama medyanın böyle bir şeyinin olmaması lazım. Keza muhalefet partilerinin böyle ayağını bağlayacak, elini tutacak bir şey olması icap eder. Orada da tık çıkmıyor. Yani sen ne diyorsun arkadaş diye bir şey yok. Ve bunlar olmadığı gibi Amerika Suriye'de bildiğimiz tavrını sahaya da yansıtmaya devam ediyor. Bugün zannediyorum Dışişleri Bakanı'nın şeyi mesela Filistin'le veyahut da İsrail'le ilgili olarak Golan gayet hakkıdır yani. İyi de koruyacak şey yani. Kudüs mesela. Açık Kudüs. Yani gayet hakkıdır yani filan dedi.
Dolayısıyla yani bakıldığında hiç öyle fiturlu bir şey değil. Fütursuzca ne yapacaklarsa yapıyorlar. Ne diyeceklerse diyorlar. Muhtemeldir ki Sayın Cumhurbaşkanımızla Biden arasında bir telefon görüşmesi olacak. Onun zemini hazırlanıyor anladığım kadarıyla. Bazı şeyler orada konuşulacağını düşünüyorum. Yüz yüze gelip konuşurlar mı, ne olur ne biter kısa sürede onu pek bilemiyorum. Ama Amerika çıtayı yükseğe kaldırdı. Eğer Türkiye bu noktada şu anda İran'ın yaptığı gibi, yani biz abime zemin hazırlayalım, bir yumuşatalım ortalığı diye İran'ın şu anda yaptığı o. Öyle bir tavrın içerisine girerse Türkiye daha da ağır kayıplar var. Ben o yüzden bu Girit formülü, yani Türkiye şu aşamada bir formül keşke sunmasaydı diyorum mesela. Ne zaman sunacaktı? Ha, kendisi masaya oturduğun zaman olabilirdi yani. Yok ama merak ettiğim için sordum. Biden dönemine benim bildiğim yeni Obama dönemi de deniliyor. Evet, deniliyor. İkinci kuşak. Yani şöyle de karikatürize edebiliriz herhalde. Yani nerede kalmıştık? Tamam. Öyle tabii. Şimdi futbolda biliyorsunuz birinci devrenin sonuna doğru enerjiler düşer. Oyun bir böyle ne diyelim. Bitsin birinciye evet, de ikinciye gibi bakarız şey gibi olabilir. Ama ikinci devreye başladığı zaman ilk 15-20 dakika çok çetin geçer yani. Evet. Asılırlar maça. Ben biraz böyle bakıyorum. Yani nerede kalmıştık? Evet, yani ikinci devre başladı. Yeni Obama dönemi ve asılacaklar. Böyle asılıyorlar. Hatta Obama döneminde belki olmayacak derecede bir asılma hali var bu bölgeye. Hiçbir Amerikan yönetimi bundan sonraki 50 tanesi dahil muhtemelen Allah veterinden soğuklasın Obama'nın performansına erişemeyecektir. Onların tarihinde 15 Temmuz duruyor. Yani gelen gideni de aratır diye de bir söz var. Allah saklasın diyeyim o zaman. Hani yani ama hiçbir Amerikan yönetimine de devleti perdenin gerisinden yönetmek gibi bir lüks düşmediydi. Öyle bir imkan olmadıydı. Obama'ya nasip oldu bu. Demek çok hayırlı değilmiş. Önüne başkasını oturtturup. Evet. Buyurunuz. Ben bu girizgahı şunun için yaptım. Biz S-400'ü niye aldık yani? Bunun bir içinden geldiği bir süreç var. Tabii. Ve o süreç doğrudan doğruya Obama dönemini tabii kapsıyor. Tabii Clinton döneminde de yapılanlar. Şimdi yeni Obama döneminde de eğer bunu çekiyorsak ortada bir mantıki olarak izahı zor bir durum ortaya çıkıyor. Yani eğer biz S-400'leri etkinsiz hale getirmek için aldıysak çok pahalı bir iş yaptık demektir. Yani şu olabilirdi. Yani mantıki olan şuydu. Türkiye'yi S-400'lere mecbur eden onları almaya bir NATO üyesi gidiyor Rusya'dan. Çok kritik bir silah alıyor. Bu az boz bir şey değil tabii. Sadece ki. Silah değil o yani işte. Tabii ki. Onun menzili üzerinde yazılanın kaç katı? Kaç katı. Ve çok ciddi bir şey bu. Ha şu olur. Yani Amerika'da bir şeyler değişir, dönüşür. NATO'nun konseptleri yeniden gözden geçirilir ve Türkiye'nin de rıza gösterdiği bir NATO üyesi ülke olarak, devlet olarak daha doğrusu bir hale yola girer bu işler. Tamam ya, o zaman belki bunlar düşünülebilir. Şimdi Hulusi Paşa niye bu izahatta bulundu? O mülakatın yani arka planında derinliklerinde neler yatıyor ben onu bilmiyorum ama gözüken şu. Sayın Savunma Bakanı diyor ki sen eğer şu PKK devleti meselesinden beni ikna edecek derecede vazgeçersen, yani bu şu demektir, artık benim karşımda bir hasım değilsin, husumet gütmüyorsun bana. Dolayısıyla ben de senin rahatsız olduğun bir şeyi, senin rahatsız olmayacağın
bir boyuta aktarabilirim. Bu basbaya şu benim gördüğüm kadarıyla Türkiye pazarlıkta neyi ileri süreceğini, kendisini de neyin ileri sürüleceğini gayet net görmüş vaziyette. O satır okuyayım sizi destekleyen tabii, satırları. Tabii. Şöyle diyor Sayın Bakan. YPG konusunda bir çözüm bulamazsak ABD ile ilişkilerde hiçbir yere gidemeyiz. İşte o kadar. Kandil mitinin bitmesi lazım. Kandil'deki terör bayrağını oradan indirmek ve yırtmak lazım. Bu konuda Irak ile de işbirliğine hazırız. Tabii. Yani mesela tabii. Ama onu da delecekler. Onu da yani delmeye niyetliler. Şu an Amerika Birleşik Devletleri'nin işte ne bileyim Dışişleri Bakanı konuşuyor veya sefiri konuşuyor. Ankara sefiri konuşuyor filan. Yetkili birileri konuşuyor. İşte Biden susuyor. Bir de bir Biden konuşsun. Gerek yok konuşmasına. Zaten söylüyorlar. Bırakın söylemeyi, icraatta bulunuyorlar. Trump'ın çekmek istediği bütün askerler geri gönderiliyor. Takviye ediliyor. Ve üstadın dediği gibi yani çok ciddi bir ordu. Çok ciddi bir ordu oluşumu var orada. Erbil yönetimini sıkıştırıyorlar. Irak yönetimini sıkıştırıyorlar. Şimdi biliyorsunuz bu Mart ayının başlarında tarihini tam olarak hatırlamıyorum ama bir papa ziyareti var oraya. Ve bu adam Sistani ile de görüşecek. Evet. Bunlar önemli şeyler. Yani Türkiye'yi, İran'ı ve Rusya'yı buradan söküp atmak istiyorlar ve bunun yerine basbayağı yani artık bunun lamacı yok. Bir PYD devleti kurdurmak istiyorlar. Bir PKK devleti. Ama bunu da tabii kamufle ediyorlar. Yani sözde işte işin içinde Araplar da varmış da Arap aşiretler de varmış da bu bir çok kültürlü bir yapıymış da falan gibi. Ama belli ki onun içinde ağırlıklı vurucu güç PKK'dan başkası evet. değil. Bu Türkiye'nin böğrüne sokulmuş bir hançer. Ve şimdi bu durumda diyorlar ki S-400'ü pasif hale getir. Şimdi ben çok net böyle net konuşmayı bu kadar net konuşmayı sevmiyorum ama söyleyeyim. S-400'ler alındıysa bu Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı alındı. Hesap budur. Hesap budur. Yani çok garip bir durum tabii. İki NATO ülkesi. Öyle. Aslında kendileri de bunu teyit ediyorlar. Bizim sistemlerimizi etkiledi dedikleri o işte. Elbette. Yani şimdi bunu peki Amerika buna bakıp evet ya bu S-400 meselesi benim için öncelikli mesele. İyisin ben onu gidermek için şu Suriye'de çevirdiğim dolapları sona erdireyim der mi? Irak'ta ya da İran'da. Asla demeyecek. Yani asla bizim bunları demeyecek. Zaten Paşam daha iyi bilir de biz bunu Trakya'ya kurduğumuz anda bu şeyi o dede ağacı falan al sen cebine koy. Tabii ki. Ve peki. Merhale tabii. Merhale. Bakınız evet. Yani bu artık gözle görünüyor bütün bunlar. Bunları çok saklamaya gerek yok. Merhale merhale iki şey yapıyorlar. Bir, eşanlı olarak Türkiye, Rusya ve İran'ı bu bölgeden atmak istiyorlar. Tabii ki Rusya burada kendine göre manevra alanları bulabilir. Nitekim buluyor. İşte PKK ile görüşüyor. İsrail ile acaba bir şey falan ama Rusya'yı da buradan söküp atacaklar. Yani Rusya ancak işte o şeyde tutunabiliyorsa üst tarafında Hümeyim'de. Odur yani Akdeniz sahilinde. İdlib meselesini başka türlü tartışacaklarına ben eminim. Tabii ki sonrası itibariyle ama o sonrası yaşanır mı yaşanmaz mı bilmiyorum. Bir denizle tuzlu suyla da buluşturmak isterler bu işi. Ve İdlib'in belirsizliğini biraz burada da kullanacaklar bana kalırsa. Buna tabii Rusya ne kadar artık orada onun da bıçağı kemiğine dayanmış olacaktır vesaire. Yani İran çok kötü durumda tabii. Yani ama en kritik durumda olan Türkiye. Çünkü Türkiye'yi bu artık hayati derecede tehdit ediyor. Yani tutun ki Rusya pılını pırtıntısını toplayıp nitekim Libya'dan belki bunu yapacak. Gitti. Ne kaybetti Rusya? Yani bir ileri karakol kaybetti. Türkiye ne kaybeder böyle bir durumda? Yani doğrudan doğruya ulusal güvenliği yani Kafkasya'da ne kadar hassassa veya Beyaz Rusya'da ne kadar hassassa Rusya
Türkiye'yi de burada bu kadar hassas olacak. Yani ben bu işin çok büyüyeceğini düşünüyorum. Yani bunu söylemek çok kötü tabii ki. Biden konuşmasında dünyaya seslenirken kara kış dedi. Bu bölgedeki bunun tercümesi zemheri kara kış yani. Zemheri. Hatırlayalım. Geçen perşembe günü bahsetmiştik. Çünkü o gün yayınlanmıştı. Amerikan Sesi yani Voice of America'da yani bizim Anadolu Ajansı'na tekabül eder onların açısından. Türkiye uzmanı olduğu söylenen ki ben biliyorum kendisinin ne halt olduğunu. Alan Makovsky şöyle bir açıklama yapmıştı. Demişti ki S-400'lerden şimdi vazgeçilirse Türk seçmen 2023'teki seçime kadar bunu unutabilir. Ama ekonomiyi unutmaz. Yani açıkça bu işi bırakın yoksa ekonomi olarak hani seçimlere kadar giden süreçte sizin hayatınızı zorlaştırırız diyorlar. O başka bir boyutu tabii Alan Makovsky. Zehirli, çok zehirli bir boyuttur. Türkiye'yi tamam. Tanır doğrudur. Zaten Biden çok daha ilerisini söyledi. Yani Erdoğan'ı ben kurtulmak durumundayım. Tabii canım muhalefetle birlikte çalışacağız. Çalışacağız dedi. Yani açıkça Türk siyasetinde taraf ilan etti. Doğru daha ağır bir ifade. Yani orada evet muhalefetten biraz itirazlar falan geldi. Onu da atlamayalım ama yani böyle çok pişirilmedi bu fikir itibariyle. Ben paşama geçmeden çok bir cümle izin verir misiniz ya da iki cümle. Bir NATO toplantısı olacak ve ben orada basbayağı Biden'ın açıkça NATO konseptlerini üyelere dikte edecek bir konuşma yapacağı kanaatindeyim. İlginç bir zirve olacak o. O hakikaten ya çünkü o, başka ülkeler itiraz edecek, başka ülkeler de var. Ama diretecek yani. Bu, da, bu tabii, tabii. NATO budur kardeşim. Bundan sonra NATO'nun içinde de bana düşmanlık yaparsan NATO düşmanı NATO olacaksın. NATO budur dediniz benim. Bu, bunu yapacak yani. Evet. Öyle öngörüyorum. Peki. Paşam buyurunuz. Serbestsiniz. Yani ben şöyle söyleyeyim tabii en büyük şey Türkiye bunu sistemi aldıktan sonra Sinop'taki testlere kadar bunun sahaya yansıyıp yansımayacağı pek belli değildi. Türkiye esasında bu strateji alarak bunun sadece hava savunma sisteminin daha ötesinde olduğunu Sinop'ta yaptığı testte gösterdi. Yani bu tamamen bir zaman çalmaya veya stratejik anlamda bir müzakere için alınmış bir sistem değildir diyerek ilk önemli göstergesini burada ortaya koydu. Ve zaten ondan sonra yaptırımların hızlandığını görüyoruz. Şimdi şöyle bir konjonktüre baktığımızda yani biraz evvel NATO'nun 2030 vizyonu daha evvel yapılan ön toplantılardan biliyoruz. Çok ilginç verilere gebe. Yani bunlar içerisinde her ne kadar İngiltere ve diğer bazı ülkeler karşı olsa da bazı konularda oy birliğiyle karar alınmasını esnetme çabaları var. Yani Almanya Dışişleri Bakanı da bu konuda NATO ya savaşır ya da barış içinde yaşar diyerek bir ikilem koydu. Yani bunun ortası olmaz diyerek Türkiye yanlısı bir tavır ortaya koydu. Ama burada en çok beklenen konu özellikle Türkiye dahil olmak üzere birçok ülkenin NATO'nun daha efektif kullanmasını, daha hızlı karar almasında bir takım çekinceler ve veto hakkını kullanarak NATO'nun kendisinden beklenen görevleri yapmasının engel olunduğu şeklinde oluşan bir hava var. NATO 2030 vizyonu da bunu kapsıyor. Yani üyeler hızlı karar alacak ve artık NATO Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden karar almadan uygulama sahasına gidebilecek. NATO'nun kendi. Bunu ilk kez Yugoslavya örneğinde gösterdiler. Çünkü Çin ve Rusya'nın bu veto imkanı nedeniyle Birleşmiş Milletler üzerinden bu tür uygulamalara gitmelerinin mümkün olmadığını gördüler. Dolayısıyla NATO'nun harekat alanı değişecek. NATO'nun harekat alanı nereye taşınacak? Bakın Atlantic Council'de yeni bir rapor yayınlandı. Bu rapor uzun telgraf Amerika'nın Çin yeni Çin stratejisi diye. Ve bu şuna benzetiyor. 1946 uzun telgrafın bir anlamı var. Evet yani John Kennan'ın çevreleme stratejisindeki yani 1946 evet, yılındaki soğuk savaşın girizgahı. Çevreleme stratejisi bizim diyor şu anda 8000 kelimelik bir telgraftır. Evet, bizim diyor Çin'i çevrelememiz lazım diyor. Yani Amerika 4 sütunla bir strateji yürütmeli. Bunu ne zaman söylüyor? Biden henüz daha ulusal güvenlik stratejisini açıklamadı. Ne zaman açıklayacak? Muhtemelen NATO 2030 zirvesi sonrası bunu şekillendirecek. Dolayısıyla bu şekillendirmenin bir takım ipuçları ve buna etki edecek faktörler ve bazı ayak izlerini görüyoruz. Dolayısıyla burada Türkiye'nin bir takım gücünü sınırlama veya elindeki
bir takım etkenleri zayıflatma sürecinin de hızlandığını görüyoruz bu aşamada. Örneğin Yunanistan. Yani Yunanistan'ın silahlanması, oraya Rafael F-35 verilmesi, 5.2 milyar avroluk ilave bir bütçe sanırım. Yani bütçesini epey arttırmıştı. Bunun dışında dün Yunan Başbakanı'nın Güney Kıbrıs'ı ziyareti, Türkiye'nin önerdiği iki devletli yapının asla olmayacağı konusundaki deklere, yani Kıbrıs konusunun harekete geçirilmesi, Ege konusunda Yunanistan'ı efektif bir şekilde destekler, DEDAŞ bölgesiyle birlikte pozisyon alınması, dün itibariyle Suriye Demokrat Türk Konseyi ile PKK-PYD'nin tekrar bir araya getirilerek anlaşma zemini için Amerika'nın hatta açıklama yaptılar. Biz barışmak istemiyoruz ama Amerika bizi zorluyor demesi. Son 3-4 gündür Haseke üzerinden Haseke bölgesine Amerika Birleşik Devletleri'nin deniz piyadeler dahil artan lojistik ve kuvvet takviyesi. Irak içinde yine Amerika'nın iki önemli üssüne evvelsi gün de saldırı oldu. Giderek artan takviyeleri, bütün bunları dikkate aldığımızda Doğu Akdeniz meselesi dahil Türkiye'nin bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri tarafından çevrelenmekte olduğunu görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri üzerindeki silah satışlarını askıya alması, bu Filistin'le müzakereleri açıyor olması, Biden'ın Orta Doğu'yu süratle bir şekle sokarak biraz evvel uzun telgraf adı altındaki Çin'i çevreleme stratejisine Hindistan da dahil. Çünkü İngiltere de hazır o bölgeye gitmeye başlamışken ki İngiltere bugün o bölgede biri Singapur'da olmak üzere Brunei'de iki tane üs de son aşamaya gelmiş durumda. Ve Çin uyardı, uçak gemini buraya gönderirsen sonuçları farklı olabilir dedi. Çünkü biliyorsun onunla da 5G teknoloji konusunda ciddi bir zıtlaşmaları var. Ve bu arada ilginç bir şekilde Asya NATO'su adı altında bir yapılanmaya gidiyorlar. Yani Hindistan, Avustralya dahil olmak üzere İngiltere'ye de Çin'de olduğu ve D10 ülkeler adı altındaki bir ekonomik yapılanmanın diğer boyutunu oluşturmaya çalışıyorlar. Bunun tabi Amerika'ya entegre edileceği ne ölçüde olacağı belli değil. Çin ekonomik yayılmasını hızla sürdürüyor. Özellikle şu ortamda Çin'in ve Rusya'nın uluslararası alanda kendilerine avantaj sağlayacak ve önemli milli güç unsuru olacak iki önemli aşıya sahip olmaları, bu iki ülkeyi dünya küresel güvenliğinde çok önemli bir hale getirecektir.